Evet, şimdi obezle konuşuyoruz. Obezlerin cerrahisini yaptık da. Şimdi kilo da verdi, fazlalıklar değil mi? İçinden sarkmalar. İnsan çıkmış gibi diyoruz. İçinden neredeyse benim kadar biri çıkıyor. Yardımcı doçent doktor Murat Diyarbakırlı oldu. Bize estetik ve rekonstrüktif cerrahtır. Bize onlar da nasıl sanatsal dokunuşlar yapıyor onları anlatacak. Yardımcı doçent doktor Murat Diyarbakırlıoğlu konuğumuz. Özellikle estetik, plastik ve rekonstrüktif bir kere de söyleyebildim. Evet. Cerrahi uzmanısınız. Evet. Şimdi obeziteden bahsederken tabii kiloyu verdik bitmiyor. Hı-hı. Orası sarkıyor. Evet. Burası hani resmen maalesef boş çuval gibi bir görüntüde karşımıza kesinlikle çıkıyor. Evet. Burada da size çok görev düşüyor. Ne gibi operasyonlar yapıyorsunuz genelde obezite sonrasında? Evet. Bizim yaptığımız cerrahiye biz genel olarak zaten post bariyatrik cerrahi diyoruz. Yani adı üstünde bariyatrik cerrahi sonrasında yaptığımız ameliyatların tamamını ifade ediyor bu. Post bariyatrik cerrahide tabii hastalarımızın çoğunluğu yüksek miktarda kilo vermiş hastalar. 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo vermiş hastalar çoğunluğu. Ben çıkmışım hastadan, düşünün hocam. Evet. Bunlar da vücudun hemen hemen bütün bölgelerinde deri sarkmaları meydana geliyor ve tabii kilo verme sonrasında arta kalan bazı yağlanma bölgeleri de oluşmuş oluyor. En sık yaptığımız ameliyatlar bunlar içerisinde karın ve bel ameliyatları. Bizim bel lipektomi dediğimiz 360 derece bütün karın ve beldeki fazla cilde aldığımız ameliyatlar bunlar arasında en sık yaptığımız. Bunun dışında yine meme ameliyatları, özellikle kadınlarda ciddi derecede sönmeler meydana gelmiş oluyor meme bölgesinde. Bunlar erkeklerde de tabii jinekomasti denen hani aynen evet. Jinekomastiden terimleri de öğreniyorum da. Evet. Hatta yani jinekomastiden gibi biraz daha farklı bir durum meydana ne gelmiş oluyor. Ne demek diye ben soruyormuşum doktor olarak. Erkekte meme büyümesi olarak ifade edilir ama bu tabii daha farklı bir durum oluyor. Erkekte de aynı kadınlardaki gibi ciddi bir sönme ve deride ciddi bir sarkma meydana geliyor. Kadınlarda bunları toparlamak için genelde silikon protezlere tabii ki ihtiyaç duyuyoruz. Erkeklerde tabii ki tamamen düzleştirme amaçlı fazla cildi çıkartıp Murat Hocam, erkeklerde de varmış böyle kaldırma silikonlu işlemi yapıyoruz. Hani böyle göğüs çalışmış gibi baklava çıkıyor mu? Mesela onu merak ediyorum. Şimdi obezite bitti, kilolar evet gitti, işte evet 50-60 kilo gitmiş. Ondan sonra o sarkan deri de gidiyor. Sonra evet baklava oluyor mu mesela? Evet, şeyle ultrasonik liposuction dediğimiz yöntemle bunu yapabiliyoruz aslında ama tabii bunu yapmak için yani hemen zayıflama sonrasında post bariyatrik cerrahiyle aynı seansta bunu yapmak çok mümkün değil. Ama mümkün diyorsunuz sonunda değil mi? Sonrasında yani, bu yola baş koydum diyelim vücut ben. Vücut yapısına göre yapılabilir tabii ki. Evet. Ben şunu merak ediyorum, yani hastaların büyük oranda endişesi bu. Ben 2 kilo versem buralarım böyle hortlak gibi oluyorum, çöküyorum. Evet. Ben işte memem sarkıyor veya karında evet böyle bir boş bir deri kütlesi oluyor diye korkuları var. Bunları korkmaları bence herhalde yanlış değil mi? Bunlardan kurtulabilme şansları var. Bunlardan kurtulabilme şansları kesinlikle var. Fakat bu ameliyatların sonunda tabii ki hastaların özellikle bilmesi gereken şey bu ameliyatların tamamının izli ameliyatlar oldu. Yani aslında bu ameliyatların hepsinde bizim bir izimiz oluyor. Hani halk sezaryen izi gibi. Biraz, evet, sezaryen izi gibi ya da işte ameliyat yapılan ameliyat bölgesine göre tümünde aslında izler oluyor. Plastik cerrahinin yaptığı şey burada ameliyat izlerini gizlemek. Kesinlikle biz işsiz ameliyat falan yapmıyoruz. Hani biraz öyle bir algı var. Hani ama sonuçta o ameliyat izleri söylüyor de normal bildiğimiz bu ameliyat izleri. Bohça diker gibi değil yani. Değil. Hepsinde tabii içeriden dikişler yapıyoruz. Evet. Ve bunları mümkün olduğunca gizliyoruz. Yani görünürde normal bir plaj kıyafetiyle en azından görünmeyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında yaptığımız ameliyatlar kol ve bacak germe ameliyatları. Yine sıklıkla yüksek kilo verme sonrasında sarkan bölgeler bunlarda. Kol ve bacak ameliyatları. Onun dışında da bir de üst vücut germe dediğimiz sırt bölgesindeki sarkıklıklar oluşabiliyor. O bölgelere de aynı şekilde deri bölgesi germe uyguluyoruz. Fazla deri çıkartıyoruz. Ben timing sorun bu. Niye? Çünkü obezite cerrahisi oldu kişi. Hı-hı. Ve gerçekten iyi kilo vermeye başladı. Evet. İlk 6 ayda bayağı ciddi kilolar veriyorlar. Evet. Bu ameliyatı en erken ne zaman olabilir? Şöyle aslında bizim için obezite cerrahisinden sonra ki amaç hedef kiloya ulaşmak. Yani hastanın obezite cerrahisi sırasında bir hedef kilosu oluyor. Bu hedef kiloya ulaştığı zaman
bizim için artık postbariyatrik cerrahiye artık uygun bir hasta durumuna geliyor. Fakat süre olarak bunu söyleyecek olursak 12 ile 15 ay civarı idealdir. Ama bunun dışında sadece bu sürede yetmez. Hastanın yaklaşık en az 3 aydır sabit kiloda olması gerekiyor. Yani kilo vermesinde durmuş olması gerekiyor. Tabii ki almaması gerekiyor. Yani hastanın artık sabit bir kiloda 3 ay kalmış olması gerekiyor. O zaman postbariyatrik cerrahi için uygun bir aday oluyor. Evet, ben bir de şey soracağım. Ameliyatların bir mevsimi söz konusu olabiliyor bazen. Özellikle plastik cerrahlar, yani sizler ya bu yazın yapmayalım dediğiniz bazı veya kışın yapmayalım dediğiniz ameliyatlar var. Bu obezite cerrahisi sonrasında sarkmaların ameliyatları, germe ameliyatlarının da bir mevsimi var mı? Aslında bizim... Yani biz mevsiminde miyiz şu anda? Şöyle, şimdi mevsimde girmeye başlıyoruz. Da yazın da çokça yapıyoruz biz bu ameliyatları. Fakat bizim yazın yapmaktan korktuğumuz ameliyatlar daha çok ameliyat izlerinin güneş görmesi durumunda. Biz ondan çekiniyoruz. Yani yazın ameliyat yapmaktan çekiniyoruz. Bu bölgelerde de, vücut ameliyatlarında da, eğer güneş görecek bölgelerde herhangi bir izimiz varsa, güneş bunları biraz daha kalıcı, biraz daha belirgin hale getirebiliyor, güneş ışınları. Bu nedenle çekiniyoruz. Onun dışında her mevsim aslında yapılabilecek ameliyatlardır bunlar. Peki sıkı bir korse falan filan takıyoruz değil mi? Kesinlikle kullanıyoruz korseleri. Yaklaşık 3-4 hafta kadar karın korseleri kullanıyoruz. Özellikle karın bölgesi için, karın ve bel bölgesi için. Onun dışında genellikle korse kullandırmıyoruz. Mesela ilginç durumlar olabiliyor mu? Şu geldi aklıma. Yani diyelim ki bütün bu obezite cerrahisini yaptırdı, zayıfladı hasta, aradan zaman geçti ve bir dizi operasyon da geçirdi sonrasında estetik ve plastik cerrahi anlamında. Sonra da hamile kaldı. Bir anda vücut bambaşka bir değişime girdi. Bir riskleri var mıdır? Yani şu konularda bir risk olabilir diyebileceğiniz durum var mıdır? Şöyle, tabii ki hamilelik sonrasında yeniden deformite oluşması ihtimali mutlaka var. Biz karın germe ameliyatlarından sonra özellikle yaklaşık 12 ay gebelik önermeyiz. Onun dışında hamilelik için herhangi bir sakınca falan oluşturmuyor gebelik için. Fakat sadece bu ilk bir sene içerisinde önermiyoruz onu. Hamilelik sonrasında tekrar deforme olabilir ve tekrar bir ameliyata ihtiyaç duyabilir mi hasta? Evet, duyabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Evet. Gerek göğüsler için, gerek karın için. Ama yani ameliyat yapıldı diye vücutta bir sıkıntı, bir sakınca, bir dikiş açılması mesela. Hayır, yok. Yani ilk bir yıldan sonra serbest bırakıyoruz. Rahat. Evet. Hayatına devam edebiliriz. Ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde olan bir vaka. Beni eleştirdi hastamız. İzleyicilerimizden biri. Aynı zamanda sonrasında sevip saydı. Gerçekten Allah razı olsun. Geldi. Benim de hastam oldu ama şunu söyledi. Hocam dedi, ben karın germe ameliyatı yaşadım. Evet, güzel. Gayet fiziğine de dikkat eden. Öncesinde kiloluyken sonra zayıflayıp bir sakma problemi. Şimdi siz diyorsunuz ki hep dik yürü, dik yürü. Ben dik yürüyemiyorum. Karın germeden dolayı ben dik hiçbir şekilde yürüyemiyorum dedi ve boyun fıtığı var. Ben boyun fıtığından da ameliyat ettim. Şimdi gerçekten bir karın gerginliği ne kadar sürer? O hasta ne kadar dik yürüyemez? Biz aslında karın germe ameliyatları sonrasında ilk 5 ila 7 gün civarında hastayı özellikle hafifçe öne eğerek yürütüyoruz. Hani ameliyat bölgesinde bir gerilme, bir açılma, bir zorlanma olmasın diye. Fakat 7. günün sonunda hastayı genellikle korseyle dik bir pozisyonda yürütüyoruz. Yani normal olarak hasta 7. günden sonra kendisi hani biraz korkabilir hasta, ağrıdan biraz dolayı. Ağrılardan dolayı, korkudan evet, dolayı. Kendi sakınıyor olabilir birazcık ama 7. günden sonra hasta dimdik yürüyebilir korseyle. Korse ne kadar takıyor? Korseyi 4 hafta kadar kullandırıyoruz. 4 hafta 1 ay. Bayağı fazla. Peki obezite cerrahisiyle ilgili ameliyat olmadan önce danışanlarınız var mı? Ben obezite ameliyatı olacağım, sonrasında size geleceğim, neler olacak diye danışanlar oluyor mu? Bu hastalar biraz daha yeni oluşmaya başladı aslında, bu bahsettiğiniz hasta grubu. Biraz daha bununla ilgili bilinç, yani postbariyatrik cerrahinin ne olduğuyla ilgili bilinç biraz daha yeni oluşmaya başladı. Bu nedenle daha yeni yeni böyle hastalar danışmaya başladılar. Yani ben ameliyat olacağım, sonrasında ne gibi ameliyatlar yapıyorsunuz? İşte izleri nasıl oluyor? Ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci nasıl oluyor vesaire gibi sorular alıyoruz. Bu tür hastalar da yeni yeni artık oluşmaya başladı. Çok yine bir soru yani. Daha var. Evet, gerçekten hani güzel. Hani bilinçlendi çok hastalar. Biz de işte sağlık programlarında bilinçlendirmeye de çalışıyoruz hastalarımız gerçekten. Şunu merak ediyorum hocam. Şimdi yurt dışından gelen insanlar da oluyor. Size her an her şekilde ulaşamayan hastalar da olabilir. Zaten bir obezite cerrahisi olmuş. Narkoz yiyip durmak istemiyor. Tekrar tekrar ameliyata girmek istemiyor. Gelmeye çalıştığım noktayı anladınız mı? Evet, hani anladım. Yatayım ben doktor, bütün bu sarkıklıklarımı sen böyle toparlayıver bir kere de. Hani ayak parmağından gıdıya. Hepsini. Kalan yağlar varsa onları da al. Evet, yani kombin ameliyatlar tabii ki gerçekleşiyoruz. Hatta bu tür ameliyatların çoğunluğu zaten kombin ameliyatlar.
Fakat hani kaç tane ameliyatı biz bir arada kombine edebiliyoruz derseniz, burada genellikle iki veya üçlü kombine ameliyatlar yapmaya çalışıyoruz. Mesela yani, neyle ne bir arada olabiliyor? Mesela karın, göğüs ve kol ameliyatlarını birlikte yapmaya çalışıyoruz. Mümkünse karın ve bacağı birlikte yapmamaya gayret ediyoruz. Onun dışında ikili üçlü kombine ameliyatlar yapabiliyoruz. Fakat bu hastaların tabii özellikle obezite cerrahisi sonrasında, aşırı kilo verme sonrasında bir takım vitamin eksiklikleri olabiliyor. İşte anemi, kansızlık durumu meydana gelmiş olabiliyor. Bunların çok iyi tetkik edilmesi gerekiyor. Yani hastanın mevcut durumuna göre de kombine ameliyatı şekillendiriyoruz. Yani o hastanın mevcut durumu 3 ameliyatı kaldıramayacak kadarsa bunu mümkünse bir seanslara bölüyoruz. Ama genellikle ameliyatlarımız en az zaten 2 ameliyat bir arada oluyor postbariyatrik cerrahide. Evet, aslında öyle kombine girmişken check-up yapalım tarzında check-up bir ameliyatlar çok da önerilmiyor gibi. Hani hastanın bir obezite sonrasında kiloyla beraber bütün metabolizması bir sarsılıyor, bir değişiyor. Değil mi? Evet. Tabii özellikle zaten böyle kombine ameliyatların iyileşme süreci de biraz daha da uzun oluyor. Hani hasta için de aynı zamanda işte ağrısı, sızısı, toparlanma süreci biraz daha ağır oluyor. O nedenle bunu genellikle biz hastanın mevcut durumuna göre şekillendiriyoruz. Evet, peki yaş önemli mi? Ben son bir soru sorayım. Hastanın yaşı. Yaştan ziyade az önce bahsettiğim aslında medikal kondisyon durumu, yani hastanın mevcut kalbi işte, nasıl çalışıyor, ciğeri nasıl aynen çalışıyor, öyle. Kan yani herhangi bir ek hastalığı var mı, hastanın kullandığı ilaçlar var mı vesaire, işte kansızlık durumu var mı, daha çok buna bakıyoruz. Hani yaş da tabii ki bunu etkileyen faktörlerden biri, yani yaş ilerledikçe biraz bu hastalıkların işin içine katılma olasılığı daha fazla olmuş oluyor. Sadece bu açıdan etkileyebilir, onun dışında hastanın herhangi bir sağlık sorunu yoksa her yaşta yapabildiğimiz ameliyatlar bunlar. Evet, yardımcı doçent doktor Murat Diyarbakırlıoğlu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, çok teşekkür ederiz.